Yani maça çok iyi hazırlandık. Arda abla iki tane gol bulduk. Ben 3-0 atmam lazımdı. Orada maçı bitirebilirdik, kapatabilirdik. Beşiktaş camiası alışık. Futbolcuları alışık taraftarın heyecanı etmeye. Çok güzel bir galibiyet oldu. Müthiş taraftar desteği vardı. Teşekkür ederim taraftarlarımıza. Yıllarca, son 2-3 senedir işte tecrübe hatası vardı. O tecrübesizliği bitirdik ve artık adamlar gibi futbol oynadık ve hak ettiğimiz 3 puan düşünüyorum. En son senin golün İnönü'de, İnönü'deki son derbide ve aradan geçen 2 yılda beraberlikler dışında puanlamadık. Bugün neyi farklı yaptınız? Senin bahsettiğin tecrübe dışında ne farklı oldu da güçlü bir galibiyet aldınız? Sadece tecrübe eksikliği vardı. Çünkü çok genç bir takımımız. Ve böyle büyük maçlarda Arda Turan dediği gibi kartlıklarını kazanması lazım demişti. Çünkü en iyi futbol oynayan Beşiktaş. Bu yüzden de artık hocamızla birlikte bunu giderdik. Onun için sadece ona bağlıyorum. Artık tecrübeleri kazandığımız için yolumuza böylece devam ediyoruz. Şu an lideriz, mutluyuz. Önümüzde Lisabon çok önemli bir maç var. Ona bakmak zorunda. Fenerbahçe şefesinden açıklamalar geldi. Hatta Hakem Fahşan şeklinde bir durum da geldi. Hayır etmedi çünkü etti evet ikinci oldu. Fenerbahçe camiası sevdiğini söylesin, biz önümüze bakıyoruz. Şu an 3 puanı biz aldık. Son yıllarda da hep biz aldık. Ondan sonra hakem hatası şu bu falan diye bırakılabilirim onlara. Hocam Beşiktaş taraftarı uzun zamandır şampiyonluğunda çok iyi bir iş yaptığımız diye şampiyonluğun en büyük adayıydınız ve son haftalarda bu şampiyonluk yarışından düştünüz. Bu şampiyonluk özelliği Beşiktaş taraftarları ne zaman getirdiniz? Sağdan soldan zaten bize duyum alıyorum. Beşiktaş çok iyi başlıyor ve sonunda dökülüyor diye. Yani bir sene de geldik. Sonuçta iyi başlamadık sezona. İlk hafta 5 tane gol attınız diye tepkileri Beşiktaş bomba gibi başladı dedi. Hayır. Trabzon'a mağlup olduk. Gençlerden de puan kaybettik. Normalde her sene Trabzon'a iniyoruz. Ve derbiden önce bir maçı kazandık. Bu sefer hep ters oldu. Derbi kazandık. Sonuçta biz tecrübe kazandık ve yolumuzda böyle devam etmek istiyoruz. Sağda soldaki bir şeyleri anlatıyorsa o bizi ilgilendirmiyor. Sonuçta biz kendimiz ne yapacağımızı bildiğimiz için yolumuza devam ediyoruz. Mesela çok önde oynuyorsunuz. Şenol Hoca'nın taktiği bu. Ve kanat oyuncuları çok titik vermek zorunda kalıyorlar. Sen de 90 dakika çok titik verdin ama sezona yaydığın zaman bu durumun geçerliliği, durumun gerçekliği ne kadar devam ediyor? Sezon sonuna kadar devam eder. Sonuçta bakarsak Delikanlı, Tolga Aslan çok önemli isimler. Sakatlar. Onlar gelecek daha. Bugün bakarsak benim için yani Mustafa Pekleme çok önemli bir futbolcu. Kadroda yoktu. Kerim Şay, kanat oyuncusu. Beklentiler yüksek olan bir futbolcu. Kadroda yoktu. Yer alamadı. Yani bu ne demektir? Geniş bir güzel bir kadromuz var. Ve bu demektir ki sezon sonuna kadar bu forma şansı yani rekabet olacağını gösteriyor. O yüzden de hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sorun odasında Şenol Hoca özel bir şey söylüyor. Her zamanki gibi maçtan sonra bizi tebrik etti. Maç ilgili bir dakika şeyler söyledi. Ve önümüze bakmamız gerekir. Şu an lideriz. Perşembe günü çok güzel bir maç oldu. Dolca şunu sorayım. Acaba içeride ne konuştunuz? Şu an telefonumda resmi çıkartacağım ama neyse. Onlar öyle diyorsa öyledir. Büyüklerimize karşı saygımız var. Sonuçta biz bugün çıktık kazandık. Önemli olan bu. Sağda solda kim ne diyorsa o bizi ilgilendirmiyor. Şu an lider Beşiktaş ve önemli olan bu. Teşekkür ederim.